5. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 39 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 39 Ebru, geleneksel Türk el sanatlarından biridir. Bu sanat, yoğunluğu artırılmış su yüzeyine fırça yardımıyla boyaların serpilmesi sonucunda elde edilen renkli desenin kağıda aktarılmasıyla oluşur. Ebru sanatında suyun yoğunluğunu ayarlamak için sahlep, deniz kadayıfı gibi malzemeler kullanılır. Bu suyun üzerine topraktan elde edilen, suda erimeyen boyalar serpilir. Kullanılan suyun ve boyaların ayarının yapılması, bu sanatın en zor aşamasıdır. Bu nedenle ebru, ancak bir ustanın tecrübelerinden istifade edilerek öğrenilebilir. Ebru sanatının ilk kim tarafından yapıldığı belli değildir ancak ilk olarak Türkistan'da ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 1. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Ebru sanatında ne tür boyalar kullanılır? B. Ebru sanatının en zor aşaması nedir? C. Ebru sanatında kullanılan fırçalar neden yapılır? D. Ebru sanatı nerede ortaya çıkmıştır? Cevap C. İkinci aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir? A. Ebru. B. Sanat. C. Boya. D. Sonuç. Cevap D. Üçüncü bir milleti geçmişten geleceğe taşıyan en önemli unsur dildir. Dil sayesinde toplumun geçmişteki değerleri, fikirleri ve yaşayış biçimleri bugüne, bugünden de yarına taşınır. Dil, insanın geçmişini öğrenmesinde önemli bir araçtır. Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Kültürel öğeleri gelecek nesillere aktarma. B. İnsanlar arasındaki bağı kuvvetlendirme. C. Toplumun değişmesine yardımcı olma. D. Toplumsal düzeni koruma. Cevap A. 4. Lokman hekime, hastalarımıza ne yedirelim, diye sorduklarında şu cevabı vermiş, acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir hastanın iyileşmesi için moral çok önemlidir. B. Hasta olunca mutlaka doktora gidilmelidir. C. Hasta bakımında dikkatli davranmak gerekir. D. Hastalar beslenmelerine dikkat etmelidir. Cevap A. 5. Tatlı diller şekerleşir. Mutluluk kalbe yerleşir. Eller, gönüller birleşir. Bugün bayram sabahıdır. Bu dörtlüğe getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelin birlik olalım. B. Bayram sevinci. C. Tatlı dil. D. Hep birlikte mutluyuz. Cevap B. 6. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Memleketin birinde Sülün kız derler, bir kız varmış. Sülün kız bir gün, ne bir dağda yağmurumuz var ne bir bağda yaprağımız var, sönen ocağımızı neyle yakacağız, diye sızlanıp düşünmeye başlamış. Anası bunu görünce, aa Sülün kızım, ne diye kara kara düşünüp durursun. İki el, bir baş içindir, geçinmeyecek ne başımız var. Ben bez dokurum, sen gergef işlersin, gül gibi geçinip gideriz, demiş. Bu söz üstüne, endişeden kurtulup işlerinin başına geçmişler. Gece dememişler, gündüz dememişler, dokuyacaklarını dokuyup işleyeceklerini işlemişler, başkasına avuç açmamışlar. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Masal türünde yazılmıştır. B. Zaman ve mekan belirsizdir. C. Tekerleme kullanılmıştır. D. Anlatım-ı, kişi ağzından yapılmıştır. Cevap D. 5. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 39 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.